Avrupa Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası beklentileri konuşacağız. Konuğumuz Deutsche Bank EMEA Küresel Yatırım Direktörü Dirk Stefan. Hi Dirk. Merhabalar Dirk. Çok teşekkürler bugün bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Avrupa Merkez Bankası faizlerde indirime gitti. Neredeyse 5 yıl sonra ilk kez bir faiz indirimi geldi. Ama aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde atılacak adımların verilere bağlı olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası'ndan nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Kaç tane faiz indirimi bekliyorsunuz hem bu yıl hem de gelecek yıl için? Bence doğru adımı attılar. Çünkü piyasalar tamamen bir faiz indirimini fiyatlamıştı. Dolayısıyla farklı bir adım biraz piyasalarda rahatsızlığa yol açabilirdi. Aynı zamanda istikrarın sağlanması için bence iyi bir adım oldu. En azından sermaye piyasaları perspektifinden baktığımız zaman bunu görüyoruz. Makroekonomik taraftan bakınca ise Avrupa Merkez Bankası'nın biraz zor bir durumda olduğunu görmek mümkün oluyor. Çünkü Avrupa ekonomileri aslında iyi gidiyor. Yani öyle bir noktadayız ki şu anda bu birkaç aydır, birkaç çeyrektir konuştuğumuz yumuşak iniş süreci bunun arkasında gibi duruyor. Yani bir noktada biraz Merkez Bankası için karmaşık bir durumu oluşturuyor. Çünkü bir şekilde iyileşme olduğu sürece ekonomide burada bir noktada fiyat istikrarı bozulabilir, fiyatlar yukarı gidebilir. Bu endişe edilen bir durum. Evet, ama yine de bunun genel olarak biz doğru adım olduğunu düşünüyoruz. İki faiz indirimi daha gelebilir bu yıl içerisinde ve sonra gelecek yılın ortasına kadar belki bir indirim daha gelebilir. Ama tabii ki merkez bankaları kendileri verilere bakarak buna karar vereceklerini söylediler. Ama bir noktada çok daha aslında 2025'e kadar sürebilecek yumuşak bir döngü bekliyoruz. Ve yani 5 ila 6 faiz indirimi gelebilir en fazla gelecek yılın sonuna kadar. Burada Avrupa Merkez Bankası'nın öngörülerine baktığımız zaman daha yüksek bir enflasyon ve büyüme beklentisi var. Acaba enflasyon hedeflemesinin üzerindeki riskler ne olabilir? Evet, biz şuna inanıyoruz. Bu aslında bir taviz gibi. Yani bir şekilde faiz indirimine gittik. Ama tabii ki bizim elimizdeki enflasyon tablosuna baktığınız zaman istenilen seviyelere ulaşmak biraz daha zaman alacak deniyor. Ve burada ekonomistler, burada politika yapıcılara şunu söylüyor. Yani aslında burada bir sonraki gelecek adımlarla alakalı dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Ve özellikle ilk olarak ücretlerle ilgili konu önemli olacak. Birinci çeyrekte, bu yılın birinci çeyreğinde aslında biraz daha yukarı giden bir durum gördük. Yani ılımlı bir tablo yok orada. Özellikle Almanya öncülüğünde yükseldiğini görüyoruz. Bazı özel ödemeler gerçekleşti ve bu belki bir kerelik bir ödemeydi ama tabii ki burada tüketiciler bununla ilgili gelen bir şekilde harcamaları yapacak ve bu da enflasyonist bir baskı oluşturabilir. Yani ücretler bizim listemizde takip ettiğimiz gelişmelerden bir tanesi ve aynı zamanda pek çok farklı faktör de var. Merkez Bankası'nın kontrol altına alamayacağı ki bunlar para piyasalarından geliyor. Örneğin son dönemde geçmişte biz biraz tabii ki fiyatların aşağı geldiğini gördük ki enflasyon sizi endişelendiriyorsa bu iyi bir haberdir. Ama bir noktada bunlar geriye dönebilir. Biz petrol piyasalarının bir miktar istikrar kazanacağını düşünüyoruz ama aslında önümüzdeki dönemde yeniden fiyatlarda yükseliş beklentimiz var. Üçüncü olaraksa biraz daha küresel tedarik zincirleriyle alakalı olabilir. Bilindiği gibi navlun fiyatlarında bir artış söz konusu ki bu da jeopolitik risklerden kaynaklanıyor. Bu da bir noktada aslında genel olarak manşet enflasyonu yükseltici bir tabloyu beraberinde getirebilir. Aynı zamanda sizin öngörülerinizi euro tarafında da beklentilerinizi almak istiyorum. Kısa vadeli ve uzun vadeli euro dolar paritesi beklentileriniz nedir acaba? Evet, burada kısa ve uzun vadeden ne anladığınıza bağlı. Kısa vade dediğimiz zaman eğer gerçekten çok kısa vadeden bahsediyorsak şu enteresan, ABD ekonomisi bir noktada biraz yavaşlıyor gibi duruyor ve işte aynı zamanda veriler sürpriz yapabiliyor. Yani örneğin işte istihdama dayalı veriler ABD tarafında biraz beklentilerden
kötü geldi son 5 yıla kıyasladığınız zaman. Yani aslında çok kısa vadede biraz burada yavaşlama görüyoruz. Euro bölgesi daha iyi gidiyor enflasyon ekonomi anlamında. Dolayısıyla burada uzun vadeli tahvil getirilerine bakarsanız, örneğin işte Bund'lara, Almanya tahvillerine ya da işte ABD'deki 10 yıllık tahvil getirilerinin arasındaki makasa bakarsanız biraz daha buradaki makasın azaldığını görüyoruz. Ve bu bir süre daha böyle devam edebilir. Bu da şu anlamına geliyor. Yani Euro biraz daha iyi bir potansiyel taşıyıp dolar tarafında kısa dönemli bir zayıflama görebiliriz. Bir şekilde ABD ekonomisi burada odakta olmaya devam edecek. Farklı faktörler de var tabii ki bununla alakalı olarak. En önemlilerinden bir tanesi bazı etkiler olacak. Son 5 yılda örneğin işte hisse piyasası getirilerine baktığınız zaman ya da gayrimenkul getirilerine baktığınız zaman çok fazla trilyon dolarlık getiriden bahsediyoruz. Ekstra olarak zenginlik yaratmış ve bu da tabii ki önümüzdeki dönemde bir şekilde tüketimi destekleyebilir. Avrupa tarafında ve ABD kıyasladığımız zaman biraz daha uzun vadede böyle bir tablo, bir farklılaşma olabilir iki ekonomi arasında. Peki acaba Avrupa hisse piyasalarına ilişkin ne kadar iyimsersiniz? Hangi sektörleri tercih ediyorsunuz? Evet, burada bir şekilde bir açıklama yapmam gerekiyor. Ben Avrupalıyım, dolayısıyla biraz yanlı konuşabilirim ve ben Avrupa hisselerini seviyorum, beğeniyorum. Yani burada tabii ki bilanço dinamikleri vardı ve önümüzdeki dönemde farklı bir noktaya gidebilir ve bir şekilde hem küçük hem de orta ölçekli şirketler öne çıkabilir ve bilançolar önümüzdeki dönemde Avrupa tarafında iyimser olarak takip edebileceğimiz gelişmelerden biri olabilir. Peki çok iyimser miyiz dersek, yani biraz tabii ki risk yönetimini de çok yakından izliyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde ABD'de seçimler var. Aynı zamanda emtia piyasasına ilişkin bazı problemler de olabilir. Tahvil piyasası hala biraz geride kalan bir şekilde getiri sağlayabilir ama biz portföylerimize çok aktif olmamız gerekiyor ama uzun vadeli olarak Avrupa hisselerini çok beğeniyoruz. Ve aynı zamanda biraz daha yapısal olarak baktığımız zaman çok iskontolu seviyeler olduğunu görüyoruz ABD'ye kıyasla ve bu da tabii ki önemli, önümüzdeki dönem için pozitif bir tablo oluşturabilir. Ve son sorum Fed'le alakalı olacak. Acaba Fed'den neler beklemeliyiz? Evet, bu enteresan bir konu. Biraz zor buna cevap vermek. Çünkü şöyle düşünüyoruz, yani 2 faiz indirimi bu yıl içerisinde mümkün olabilir. Ve aynı zamanda ekonomik dinamiklerde bir miktar yavaşlama var ABD tarafında. Yani enflasyon biraz daha ılımlı hale geldi, aşağı geldi ama yine de tabii ki %2 seviyesine yakın değil. Yani Fed bir noktada faiz indirimlerini çok sınırlı bir şekilde aşağı getirebilir ama çok büyük kesintiler olmaz bunlar. Çünkü Amerika'da ekonomi de çok canlı olmayı sürdürüyor. Ve bu noktada biraz daha aslında sıkıntılı bir süreç var. Çünkü ABD seçimleri gerçekleşecek Kasım ayında. Ve şunu söyleyebilirim ki, yani burada sıkılaşma için o çerçeve, düzeltiyorum, burada para politikasının biraz daha genişleme ihtimali, bunların hepsi biraz daha farklı bir döneme geliyor. Yani farklı bir yere geliyor. Burada veriler tabii ki önemli bir rol oynayacak. Çünkü ekonomi hala çok güçlü. Ve belki de biraz bu noktada biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü ABD'de seçimler gerçekleşecek Kasım ayının başında. Ve şunu da söyleyebilirim, yani bir şekilde para politikasını gevşetmek için o dönem her gün geçtikçe biraz daha kısalıyor. Yani o zaman gelince veriler tabii ki önemli birer rol oynayacak ve ekonomi bir şekilde daha iyiye giderse o zaman belki bir ya da iki faiz indiriminden konuşabiliriz bu yıl için.